Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere en iyi e-sporcu mouse'u nedir sorusunun en doğru şıklarından birini veriyor olacağım. Neden bu kadar iddialı bir cümle kuruyorum? Çünkü bu marka öyle ürünlerle piyasada bulunuyor ki grip tape'lerinden bilek desteklerine, mousepad'lere kadar tamamen e-sporcuları hedefi altına almış bir ürün gamından bahsediyorum sizlere. Kısaca özetleyecek olursam bu marka tüm ürün gamıyla e-sporcuları hedefi altına almış durumda. Sizleri daha fazla meraklandırmak istemiyorum. İşte karşınızda Glorious Model E. Bu mouse hakkında sizlere anlatacağım çok şey var. Ama öncesinde gelin birlikte kutu içeriğine bakalım. Şöyle kutusuna baktığımda görüyorum ki aslında bu zamana kadar gördüğüm en şık kutulardan birine sahip. Gördüğünüz gibi ön kısmında gayet sade ve sadece 69 gram ağırlığında ve mat black renkte olduğunu belirten bir ibare burada mevcut. Ve kutu tasarımında da tamamen estetikten yana bir tasarım bizlere sunulmuş vaziyette. Şimdi gelin birlikte kutumuzun ilk açılışını gerçekleştirelim. Yine arka tarafında gördüğümüz gibi 1 ve 2 adet totalde sticker'ımız mevcut. Bu sticker'ları bıçak yardımıyla kesiyorum. Ve gerçekten çok sağlam ve gerçekten böyle kalite hissi yaratan bir kutu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi kutumuzu açtığımızda gerçekten mükemmel bir kutu dizilimi, yani direkt kutuyu çıkartır çıkartmaz karşımızda mouse'umuzun konumlandırılması gayet etkileyici bir şekilde sunulmuş vaziyette. Şimdi bu kapağımızın alt tarafında bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Kutumuzun alt tarafında bir şey yok. Hemen direkt olarak şöyle kaldırdığımızda mouse'umuzu elime alıyorum. Ve gerçekten inanılmaz hafif olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ve ilk hissiyat olarak yani avucuma oturuşu, hatta şöyle size bu kamerada da göstereyim. Şöyle yan tarafta çok tatlı bir Glorious logosu ve ön tarafında da Glorious yazısını görüyoruz. Ve gerçekten tam olarak avucuma oturuyor. Ben bu durumdan çok etkilendim bu arada. Şimdi mouse'umuzu şöyle kenara koyuyorum. Ve hemen bu kutunun altını kaldırdığımda ve bizleri vay 1, 2, 3... 4 adet tuş bizleri karşılıyor. Şimdi bu tuşların da detaylarına biraz sonra birlikte değineceğiz. O yüzden şimdilik kenara kaldırıyorum. Bunun haricinde gördüğünüz gibi bir adet şöyle bir garanti belgesi gibi bir şey çıkıyor. Bunun haricinde bir adet Glorious sticker'ımız bizi karşılıyor. Ve sonrasında da hiçbir zaman okumayacağımız bir garanti belgesi, işte nasıl kullanılır, ne yapılır, ne edilir falan filan diye bizlerin önüne çıkan Quick Start Guide dedikleri, yani hızlı başlangıç kılavuzu bizleri karşılıyor. Ama ne yazık ki biz bunları okumuyoruz. Hemen şu tuşlarımı ben kenara alıyorum. Kutuyu öncelikle kaldırmak istiyorum. Şöyle kutumuzun kapağını da kapatalım. Ama ben bu kutuyu arka taraftaki raflarımda muhtemelen sergileyeceğim. Çünkü gerçekten çok şık bir kutu tasarımı kullanılmış vaziyette. Tasarım tarafına baktığımda gayet güzel gözüktüğünü sizlere söyleyebilirim. Ve kutunun üzerinde de belirttikleri gibi 69 gram ağırlığındaki mouse kendini çok güzel belli ediyor. Ve inanılmaz bir hafiflikle elinize, avucunuza oturuş sağlıyor. Model E'yi tam olarak el ergonomisi üzerine kurgulamışlar. Yani tutuşundan ağırlığına kadar uzun saatler boyunca kullanabileceğiniz bir ergonomi yaratmışlar açıkçası. Ve bununla birlikte hem uzun süre kullanabiliyorsunuz, hem elinize oturuş sağlıyor, hem de uzun saatler boyunca profesyonel bir şekilde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Bu mouse'da beni tasarım olarak en çok etkileyen şey avuç içi bölümünde yer alan petek kanallar. Avucunuzun içine oturuyor ve aynı zamanda mouse'umuzun alt kısmında da petek dizayn sağlanmış durumda. Bu da uzun saatler boyunca performanslı kullanımınızda avuç içinizin terlememesini sağlıyor. Ve aynı zamanda da hafifliğinin de büyük bir bölümünü petek tasarım sağlamış oluyor. Şunu belirtmek istiyorum ki şu an elimde görmüş olduğunuz Model E orta ve büyük elli oyuncular için tasarlanmış. Yani elleriniz biraz ufaksa tam olarak avucunuz bu mouse'a oturmayabilir. Şimdi sizlerle beraber biraz teknik tarafa değinmek istiyorum. Teknik tarafa geçmeden önce bir mouse'umuzu bilgisayarımıza bağlayalım da bir ışıklarını da görmüş olalım. Hemen ben şöyle lastiğimizi çıkartıyorum. Ve gördüğünüz gibi mouse'umuzu USB'ye bağladığımızda gayet RGB ışıkları da
yanmış vaziyette. Gördüğünüz gibi alttaki skatezlerinde birer tane koruyucu bantlar var. Bunları da çıkartırken yakın görüntülerde sizlere göstereceğim. Şimdi sizlerle birlikte teknik tarafa biraz değinebiliriz gibi geliyor artık. Ve teknik tarafta da dolu dolu özellikler bizleri karşılayacak. Şimdi bunların en önemlisi 19.000 DPI sensöre sahip olan Model E, Glorious'un BAMF ya veya BAMF, B-A-M-F de denebilir. Ben ekrana yine yazıyorum, B-A-M-F olarak yazılıyor ama nasıl okunduğunu tam olarak bilmiyorum açıkçası. Sensör kullanılmış durumda. Bu sensör için sizlere şunu söyleyebilirim. Profesyonel arenada kendinden rahatlıkla söz ettirebilecek bir sensör diyebiliriz. Tepkiselliğinden zemin izleme aralığına kadar tam olarak e-sporculara hizmet ediyor. Tabii ki Glorious'u rakiplerinden ayıran en önemli özellik sadece bu değil. 1 milisaniyelik yoklama oranı ve 400 DPI'lik izleme hızı sayesinde her hareketi algılayıp sizi rekabetçi arenada bir adım öne çıkarıyor. Şimdi bakıldığı zaman sensör teknolojisinin üst seviye olduğunu anlıyoruz. Bunun haricinde Model E bizlere neler sunuyor? Hemen size de şöyle göstereyim. Üzerinde bulunan ekstra tuşlarımızın hepsi kullanım alışkanlıklarımıza göre konfigüre edilebiliyor. Örnek verecek olursam FPS oyunu oynuyorsunuz ve size 2 tane ek buton yeterli geliyor. Hemen yandaki ekstra tuşları söküp bu sayıyı 2'ye düşürebiliyorsunuz. Yok ben MOBA oynuyorum diyorsanız tuşların hepsini kullanarak dilediğiniz konfigürasyonu yazılımı üzerinden sağlayıp tek tuşla kusursuz kombolar yapabiliyorsunuz. Ki Model E size 9 adet aktif kullanılır tuş sunuyor. Herkes bu ayrıntıyı gözden kaçırıyor ama bir mouse'un olmazsa olmazı alttaki kaygan pedleri. Yani skatezler. Bu skatezlerin biz fark etmesek de o kadar çok önemi var ki Glorious bunu da düşünüp G-Skatez ismini verdiği, yine kendi mühendisliğiyle dizayn edilmiş PTFE, yani PTFE, PTFE nasıl okunursa artık, skatezleri bu mouse'a uygulamış. Siz de yakın çekimlerde görüyorsunuz, kusursuz bir kayganlığa sahip. Modeli ayrıca sizin RGB ekosisteminize de uyum sağlıyor. 16.8 milyon renk arasından seçim yapabildiğiniz, çok tatlı, abartıya kaçılmamış bir aydınlatması mevcut. Açıkçası göz alıcı, dikkat dağıtıcı aydınlatmalara karşın bu tam yerinde bir düzeye sahip. Renkler arasındaki geçişleri de yazılım üzerinden kolaylıkla ayarlayabiliyoruz. Evet, ekranda da görmüş olduğunuz gibi Glorious'un software'ını indirdim ve direkt olarak Model I olarak mouse'umuzu tanıdı. Biraz software'a göz atacak olursak eğer, yukarı tarafta Glorious'un bağlı olduğu işte klavyeniz ve mouse'unuzu aynı yerde görebileceğiniz alan var. Ben şu an sadece mouse'um takılı olduğu için mouse'umu görmüş vaziyette. Ve direkt olarak mouse'uma burada tıkladığımda ayar paneli açılıyor. Sağ üst tarafta lighting bölümü var. Lighting bölümünde efektlerin olduğu bir bölüm var. Burada işte dalga efekti, hızlı akıcı RGB renklerin değiştiği modlar ve single mod olan kısım var. Yani single modla elinde tek bir renk. İstediğiniz tek bir rengi buradan seçerek mouse'unuzu o renk yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde de RAID kısmında da ışıkların değişme hızını, hareket etme hızını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da brightness'ını, yani opaklığını da yine görmüş olduğunuz alt tarafta ayarlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde yukarı doğru çıktığımda Seamless Breathing diye bir bölüm var. Seamless'a aldığımızda da Seamless'ta da gördüğünüz gibi zaten burada ekranda bir demosunu görüyoruz. Tüm renkler arasında geçiş sağlıyor. Bunun haricinde Breathing dediğimizde nefes alma özelliği, bildiğiniz gibi nefes alma efektini uygulayabiliyorsunuz. Ve hızlarını ve hangi renkler arasında nefes alacağını da buradan seçebiliyorsunuz. Bunun haricinde burada bahsedebileceğim çok fazla bir şey yok. Keybinding, yani tuş atama bölümüne geldiğinizde de gördüğünüz gibi makro atayabiliyoruz. Multimedyaları atayabiliyoruz. Burada çeşitli kendi kısa yollarınızı mouse tuşlarınıza atayabileceğimiz bir alanda mevcut. Ve yukarı tarafta performans bölümüne geldiğimde de performans bölümünde de gördüğünüz gibi 19.000 DPI'ye kadar yükseldiğini zaten söylemiştim. Burada 4 adet modu mouse'umuzun alt ve üst tuşlarına atayabiliyoruz. Mouse'umuzda bulunan ortadaki alt ve üst tuşlarına basarak da DPI'ler arasında geçiş sağlayabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi DPI'larınıza istediğiniz bir rengi atayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda burada o renge tıkladığınızda o rengin kaç DPI olmasını istiyorsanız da bölüm bölüm burada ayarlayabiliyorsunuz. Gayet basit ve kullanışlı bir software yapılmış durumda. Tamamen kullanıcı dostu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi her konuya detaylı bir şekilde değindik. Bununla birlikte son olarak değineceğim bir nokta daha var. Bu da kablosu.
Kablomuz tam olarak 2 metre uzunluğunda fakat yükseltilmiş, güçlendirilmiş bir örgü kablo sistemi var ve kolay kolay dolanma, takılma sağlamayacak şekilde yumuşak bir yapıya sahip. Bu gerçekten en çok hoşunuza gidecek özelliklerden biri olabilir. Özellikle FPS oyunlarına merakınız varsa ve gerçekten bu konuda profesyonelleşmek istiyorsanız Glorious'un diğer ürünlerine de gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Çünkü gerçekten profesyonel ve e-sporculara hitap eden bir tasarım, dizayn ve teknoloji anlayışına sahip olduğunu söyleyebilirim bu markanın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.